Evet arkadaşlar, önümüzdeki yıl yoğun bir çalışmanın içine gireceğiz. Daha doğrusu şimdiden başladık önümüzdeki yılın çalışmalarına. Bize Her Yer Okul adlı bir planımız var, projemiz var. Bir internet sitesi kuruyoruz. Bize Her Yer Okul.com şeklinde. Burada Türkçe ve edebiyat dersleri anlatacağız. Kapsamımız ne olacak diyecek olursak, YGS Türkçe var. Bunu Eylül ayına kadar hazırlamayı planlıyoruz. Arkasından LYS Edebiyat konu anlatımlarımız olacak, videolarımız olacak. Kolay ezberleme tekniklerini kullanacağız. Bunu da Ocak ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz. TEOG Türkçe konu anlatımlarımız olacak, videolarımız olacak aynı şekilde. Bu da Eylül ayı içinde gene okullar açılmadan hazır hale getirilecek olan derslerden bir tanesi. Arkasından KPSS Türkçe, bu da aynı şekilde Eylül'e kadar tamamlanmış olacak. KPSS Türk Dili ve Edebiyatı Alan Bilgisi dersi var bir de. Bunu da gene Ocak ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Şimdi kimin eserlerini öğreneceğiz? Latife Tekin'in eserlerini öğreneceğiz. Latife Tekin, burada Tekin Pekin, bundan hatırlayacağız. Tekin Pekin. Pekinli bir öğretmenimiz var burada. Adı Muinar. Bakalım şöyle hemen. Muinar başarılı bir öğretmen, gayretli bir öğretmen arkadaşlar. Ve gündüz dersleri yaptığı gibi istekli olan öğrencilerine gece dersleri de yapmakta. Gece dersleri de yapmakta Muinar öğretmen. Tabii yorulan öğrenciler için arada enteresan masallar da anlatıyor. Çok sevdiği bir masal serisi var. Çöpçülerle alakalı. Berçi Kristin çöp masallarını anlatıyor öğrencilerine. Öğrencilerin dikkatini bu şekilde toplamaya çalışıyor. Tabii çok yoğun çalışan Muinar öğretmen, gece dersleri yapan, Berçi Kristin çöp masallarını anlatan Muinar öğretmen. Gel zaman git zaman ne oluyor tabii ki? Herkesin başına geldiği gibi yaşlanıyor. Ve peşinde sevgili arsız ölüm dolaşmaya başlıyor. Adeta ölüm onun üzerinde buzdan kılıçlar sallıyor. Her an bir tanesi ona zarar verebilir. Tabii kim ister ki ölmeyi? Muinar öğretmen de bir duyum alıyor. Bir orman varmış, bunu öğreniyor. Bu ormanda ölüm yokmuş sevgili arkadaşlar. Ormanda ölüm yokmuş deyip bu ormanı aramaya başlıyor. Sevgi dolu, gayretli bir öğretmen olan, kalbi hayatı olan bağlılığıyla çarpan, aşkla çarpan Muinar öğretmenin kalbi ona yol gösteriyor. Yani aşk işaretleri ona yol gösteriyor. Ölümün olmadığı ormana ulaşıyor. Ve burada ölüm artık onu unutuyor. Adeta bu orman onun için bir unutma bahçesi oluyor. Pek şu sayılmam hemen eserlerini. Muinar, Gece Dersleri, Berçi Kristin Çöp Masalları, Sevgili Arsız Ölüm, Buzdan Kılıçlar, Aşk İşaretleri, Ormanda Ölüm Yokmuş, Unutma Bahçesi şeklinde eserleri var. İsterseniz şöyle bir de sağlamasını yapalım. Resimlere bakarak hatırlamaya çalışalım. Resimleri çıkardığımda biraz bekleyeceğim sizin düşünmeniz için. Bakalım hatırlayabilecek misiniz? Evet, bir Pekinli öğretmen var. Latife Tekin, Pekinli öğretmen dedik. Neydi adı? Muinar. Çok gayretli bir öğretmen. Gündüz dersler yaptığı gibi gece de çalışıyordu. Neydi ikinci eserimiz? Gece Dersleri. Peki sıkılan öğrenciler için masallar anlatıyordu. Çöpçülerle alakalı masallardı bunlar. Neydi? Evet, Berçi Kristin Çöp Masalları. Yaşlanan öğretmenimizin peşinde ölüm dolaşmaya başlıyordu. Neydi buradaki eserimizin adı da? Sevgili Arsız Ölüm. Yani şu resim peki neyi çağrıştırdı? Yine bekliyorum biraz. Evet, Buzdan Kılıçlar. Sonra ölümün uğramadığı bir ormandan bahsetmiştik. Neydi eserimizin adı? Ormanda ölüm yokmuş. Peki nasıl ulaşıyordu buraya? Kalbi sevgiyle çarpan öğretmenimiz nasıl ulaşıyordu bu ormana? Aşk işaretlerini kullanarak. Artık ölüm ne yapıyordu bu ormanda? Onu unutuyordu. Bir eserimiz daha var. Son eserimiz. O da neydi arkadaşlar? Unutma Bahçesi. Evet. Latife Tekin eserleri bu şekilde, umarım hafızanıza yerleşmiştir. Pazar günkü sınavda da çıkarsa umarım rahatlıkla cevaplarsınız. Bu soruları, bu eserleri Latife Tekin, Pekin'den gelecek aklımıza. Pekinli bir öğretmenden söz ettik.